Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün çok uzun zamandır yapmayı düşündüğüm ve çok fazla insanın merak ettiği bir konuya geldik. Naru'nun Ferit'e tek attığı maçı analiz edeceğiz arkadaşlar. Çok uzun zamandır zaten yazıyordunuz. Biz de bunu analiz etmek istedik. Gerçekten güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Seçim yasaklamayı biz gözden geçirelim istedim. Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi yaz sezonu turnuvası ikinci gün üçüncü bölüm olarak bir başlık atmış Riot Games. DP ve SVA final serisi üçüncü maç. Ee, burada Dark Passage ilk seçimden o zamanlar Shen çok güçlü Shen seçiyor. Devamında Lee Sin Kenan tercihleri geliyor. Devamında Trundle Lissandra geliyor. Nami Draven geliyor. Zaira Ketlin o zamanların gerçekten iyi bir alt koridoru Zaira ve Lisandra'ya karşı da Syndra tercihleri Yasaklamalar Tlesh, Lux ve Jace. Diğer tarafta Ezreal, Jarvan ve Elis. Yasaklamalar böyle, seçimler böyle. Geçelim o efsane maça arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler. Evet kameram biraz küçük olacak bu videoda ama ona yapacak bir şey yok. Görüntü kalitesi de bir tık kötü olabilir. O konuda da en fazla 720p'sini bulduk videonun. O konuda da kusurumuza bakmayın. Şimdi eşya tercihlerine şöyle bir bakıyoruz. Farklı bir şey görebiliyor muyum? Orta koridorların eşya tercihlerine bakın. Bir totem, e, mavi iksir, mana iksiri, can iksiri ve bir tane mana yenilenme yüzüğü alınmış arkadaşlar. Yani orta koridorların ikisinde başlangıcı bu şekilde o dönemlerde. Oo yalnız burada HVA bir şeyler deniyor. Kadroları da sayalım. Hemen DP'de fabulus, Theokles, Naru Holy Phoenix ve Holy Toth. Diğer tarafta yalnız bir dakika orada Teoklos yakalandı. Direkt olarak düşüyor ve Crystal ilk skor almayı başarıyor. ve gayet iyi bir birinci seviyeyi oynuyor burada. Rutsel, Trial Banre alt koridorda. Vriskator orta koridor. Crystal Met ormanda. Stomage üst koridorda oynuyor. O zamanlar mavi güçlendirme gördüğünüz gibi 3 tane canavar var. Tek değil şu anki gibi. Hatta Kazix böyle önce ufakları falan alıyordu. Sonra onları alıyordu falan filan. Öyle ufak detaylar vardı. Şen'en de Şen'e karşı oynuyor. O zaman Şen Q yeteneğini rakibe böyle fırlatıyordu arkadaşlar. Ee, bayağı güçlü olabiliyordu. Naru burada yalnız bayağı sıkıntı yaşamış. Hatta Ferit birebir de skor almayı başarıyor. Çok erken bir skor geldi burada Ferit'ten. Tekrarını izletecekler bize. Bir geri alma efekti gördük orada. Fark ettiyseniz. Ve burada tutuşturla beraber otomatik saldırıyı bırakıp Ferit Birebir de skor almayı başarıyor. Işınlandı Lisandra'ya karşı. Evet tekrar canlıya getirdiler. Zayir Aketli'nin alt koridordaki gücünü görüyorsunuz. Holy Phoenix, ya resmen 2022'de ya oynadığı gibi ta, tıpkı o zaman da böyle oynuyormuş. Sürekli koridorunu darlıyor gördüğünüz gibi. Üst koridorda Stomage. Stomage'in ormancı olduğunu görüyorsunuz. Holy Phoenix orada Trial Banri'yi öldürmeyi başarıyor. O zamanlar ismi Yolo Banri ve burada Rutsel skor almayı başarıyor. Bakalım Holy Tot skorunu alabilecek mi Rutsel? Bariyeri de var sıçrasını da kullanıyor ama yeterli olmayabilir. Yetiyor orada ama Teokles tabii ki skoru almayı başaracak. İki skor alan bir Draven üst koridora bir kule altı geliyor. Fab'dan kötü bir orada kışkırt. Stomage ile kontrol atmak için içeriye girdi ama çok fazla hasar aldı ve Fab orada kule altından bir skor çıkartmayı başarıyor. Yani Asım burada fena oynamamış diyebiliriz. O zamanlar kuleler çok hızlı alınıyor. Gördüğünüz gibi sadece ormancı alt koridordaki kuleye hasarını görüyorsunuz. Bu arada orta koridorda Ferit ya yani Riskater'ın inanılmaz önemli bir eşya almış orta koridorlar için. O zamanlar kade eşyası vardı. O kadehin alt eşyasını almış. 880 altındı yanlış hatırlamıyorsam ben. Gerçekten çok çok güçlü bir eşyaydı. Hadi 1000 altın olsun fark etmez altını tam hatırlamamış olayım. Ama gerçekten büyü direnci mana yenilenmesi falan veren çok gerçekten iyi bir eşyaydı kesinlikle büyü direnci falan da veriyordu. Ya yani o yüzden bayağı iyi bir eşya olduğunu düşünüyorum ben. Ya yani özellikle o eşyayı ilk biten e, oyuncu genelde koridoru kazanan oyuncu oluyordu. Orianna'ya da o eşyayı aldığımız zaman bayağı bir böyle koridorda kalabiliyordu. Rutsel yalnız öne doğru gidiyor. Çünkü arkasında Namisi var zaten. O çalıda görüş yok yalnız ama hiç fark etmez. Rutsel orada skor almayı başarıyor. Bariyeri yok, kaçmaya çalışıyor. Namiden bir şifa geldi orada. Yani şifa derken ee, iyileştirme geldi. Crystal Mette sıçrasını atıp orada Holy Tot skorunu almayı başarıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi HVA şu ana kadar gayet iyi oynuyor. 2-0 Dark Passage önde. Onu da söyleyelim. Bu üçüncü maç arkadaşlar. Ve 3-1 Rutsel. Ben o dönemi şöyle hatırlıyorum. Dark Passage evet kazanıyordu. Özellikle 2014'te falan Dark Passage hep kazanıyordu. Ama bir dönem gerçekten özellikle risk Katar'ının Alt koridora indiği bir meta vardı. Alt koridorda nişancı oynadığı bir dönem. Elvin Torto koridorda yanlış hatırlamıyorsam. O takım böyle Dark Pass'e karşı ayakta durabiliyordu. Aslında erken oyunda öne de geçebiliyordu. Ama bir şekilde oyunu bitiremiyorlardı. Gerçekten o konuda e, sıkıntı yaşıyordu HVA tarafı. Üst koridorda da Kennen'in bir üstünlüğü var. E, onu da belirtelim. Kuleye de bayağı bir hasar olmuş. Tabi o zamanlar plaka falan öyle şeyler yok. O yüzden hani kuleye vurduğu hasar sadece kule altında almakla kalacak. Onun dışında herhangi bir kazanç yok. Evet burada Caitlyn'in de eşyasını görüyorsunuz. Can çalma eşyasını. O zamanların favori eşyalarından bir tanesi Kanos Usamış'tı yanlış hatırlamıyorsam. Kanos Usamış'a gidiliyordu o eşyayla birlikte. Evet o zamanların ejderhası da arkadaşlar bu dönem öyle mi tam hatırlamıyorum. ejderi görmem gerekiyor aynen o ejder. Takımın, takımın her üyesine altın kazandırıyordu. E, tıpkı bir kule almak gibi düşünebilirsiniz. Bence gayet iyi bir ejderdi. Erken oyunda alındığı zaman güçlü oluyordu. İşte ne bileyim geç oyunda çok bir önemi kalmıyordu. O yüzden oyunların bitmesi biraz gecikiyordu. Niye? O altın kazanan takım bir şekilde oyunu bitiremezse o kazandığı altın belli bir dakikadan sonra bir işe yaramıyor mantıken. Çünkü geç oyunda kazanılan altın erken öndeki gibi olmuyor. Evet, oyuncular full eşya aldıktan sonra zaten altının çok bir önemi kalmıyor. O yüzden de burada bu dönemde baron güçlendirmesinin baron buff'ı vermiyor. Yani minyonları güçlendiren bir baron güçlendirmesi yok. O yüzden de oyunlar sürekli uzuyordu arkadaşlar. Uzadığı için de hani hata bir şekilde takımlar yapıyordu. O dönemler hani League of Legends'da çok bilinmiyor. Sonuçta daha yeni bir oyun. Profesyonel arenada yeni bir oyun özellikle. O yüzden hatalar bol bol yapılıyordu. Evet alt koridorda da iki nişancı da ortalama olarak aynı farma ulaşmış. Şimdi risk atır olabildiğince biraz defansif oynamaya başladı. Çünkü arındırı yok. Lisandra'dan yakalan Lisandra'ya yakalandığı zaman Trandall'la beraber onu öldürebilirler. Hani agresif oynadığı dönemlerde ormancısının arkasına ihtiyacı var. Bakın şu an mesela Lisin arkasına geliyor. Yalnız Noru öne doğru atıldı ama sıçasını kaybediyor orada. Sıçasını atmasa belki yani düşer miydi? Ben sanmıyorum düşeceğini ama yine de sıçasını atmayı tercih etti orada Noru. Ve burada Viris Katar'ın orta koridordaki baskısından dolayı Bakalım o yalnız çok iyi yakaladı veris katırı burada. Bakalım Teokles kovalıyor ama manası yetmemiş. Arka tarafta Crystal yakalanmış. Shen ultisi geliyor tabii ki. Shen ultisi geldiği için Crystal düşüyor orada ve skoru olan kişi yanlış görmediysem Naru oluyor. Naru ilk skorunu almayı başardı. Yalnız Rutsel de sürekli sürekli rakibin üstüne koridoru ittiriyor. Sürekli o takasları yapıyor. Ve Draven zaten o dönemde ekstra ekstra güçlü. Burada bir skor daha almayı başarıyor. Yanlış hatırlamıyorsam Draven'ın baltaları o zaman ufak bir zehir veriyordu diye hatırlıyorum. Koridorda ekstra ekstra güçlü oluyordu. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Yanlışsam beni düzeltirsiniz arkadaşlar. Şimdi saldırı hızı çizmesi aldığı için otomatik saldırıları çok vurmuyor gözüküyor. Ama aslında bir sonraki üste dönüşünde saldırı hızı çizmesi zaten var. Orta koridor kulesi bu arada düştü. Şu an HVA erken oyunda gerçekten iyi bir oyun sergiliyor. Gördüğünüz gibi 2000 altınlık bir fark var. Daha ejder alınmadı. Ejder alınmaya başlandığı zaman da gerçekten o fark bir tık daha açılacaktır. Bunu net bir şekilde sizlere söyleyebilirim. Yalnız orada Naru tekrardan yakalanmış. Bakalım Kristal içeri girmek isteyecek mi? Girmeyi başarıyor. Arka tarafa... Bir dakika ne oldu orada? Teokles'e tekmeyi vurdu sanırım Kristal orada. Ve skoru almayı başarıyorlar devamında Sindra'nın ultisi hala duruyor ve Naru burada tekrardan düştü arkadaşlar. Bu ifritleri çok seviyordum ben çok fazla alırdım. Kenan de üst koridordan kuleyi aldı. HVA tarafı oyunu domine etmeye devam ediyor. Viris Cutter'ın burada ultisi var ama bitkinlik geldiği için orada çok fazla bir şey yapamıyorlar. Yalnız Teokles burada Virüs Katır'ı yakaladı bakalım düşürebilecek mi kitle kontrol geldi. Crystal orada Q yeteneği sanırım yoktu. Ay W ile son anda kurtuluyor orada. Her yerde bir savaş var. Bakalım Naru orada Rutsel'i yakalamış ama o Draven'ın hasarı yani hiç azım sancak bir şey değil. Orada Zayra'yı düşürmeyi başardı. Nami'den bir ulti geliyor. Naru'ya değerse orada düşebilir ama değmesine gerek yok. Naru ondan kaçtığı için devamında skoru Rutsel alıyor. 6-1-2'ye geldi burada skor. 4000 altınlık fark daha ejder alınmadı arkadaşlar. Evet şu an ejderi alıyorlar. Ejdera ne kadar küçük bu arada onun farkında mısınız bilmiyorum ama ufacık bir ejdera burada. Ve altın 190 altın gitti herkese gördüğünüz gibi. 5000 altına kadar çıktı fark arkadaşlar. Alt koridorda Holifinix yakalanmış yalnız. Holifinix direkt olarak sıçrasını kullanmayı başarıyor orada. Şimdi Draven üste döndüğünde eşyasını da almış olacak. Büyük bir ihtimalle üste dönüşünü bozdu burada Crystal rakibinin. Draven üste döndüğünde kanat somuşu da aldığı zaman kanat somuş o zamanlar yük biriktiriyordu arkadaşlar. Her aldığı minyondan yanlış hatırlamıyorsam yine bu bilgilerin hepsini hani Hatırlıyorum ama %100'de emin olmak böyle istemiyorum. %100'de eminim aslında ama böyle net konuşmak istemiyorum. Ufak detaylar kaçırıyor olabilirim. O yüzden kusuruma bakmayın. Ama her nişancı kanat somuş alıyordu. kanos somuş yükleri birikiyordu. 30 yük birikiyordu yanlış hatırlamıyorsam. 30 ya da 15'ti. Öyle bir yük birikiyordu. Tıpkı zonya gibi. Hani zonyanın altı eşyasında var ya öyle bir şeyler. Ve burada eski maskeyi görüyorsunuz Kenan'da arkadaşlar. Zonyanın altı eşyasını görüyorsunuz. Eski zonyanın altı eşyası. Ve bu iki eşya gerçekten yani özellikle maske Kenan'e çok fazla alınıyordu. Rumble'a da çok fazla alınıyordu. Onu da söyleyelim yalnız Teokles orta koridorda yakalanmış. Orada e, Fab'dan bir ışından geliyor ama Vries Katır orada neredeyse Teokles düşürecek derken düşürdü de resmen Vriskatır şu an hani şiir yazıyor oyunda. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. 3-0'a geldi skoru. Daha burada ee, bu, bu, eşya dizilimini hatırlıyorum. Kadeh bitmeden orada aşırı büyük sopayı almış. Çünkü aşırı büyük sopa o dönemde çok yüksek altını istiyordu arkadaşlar. 1600 altın istiyordu. O yüzden de erkenden alınıyordu. Yalnız Crystal'dan orada bir insek geliyor ve skoru Draven almayı başarıyor. veya şu an inanılmaz domine ediyor. Şunu söylüyordum. O aşırı büyük sopa 1600 altın. Şu an Rabadon 2 tane aşırı büyük sopa istiyor ya. O dönem bir aşırı büyük sopa bir tane de inflak değini istiyordu arkadaşlar. Ee, o yüzden 1600 altına bunu alıyordunuz. 860 altında yanlış hatırlamıyorsam diğer infilak deniydi. O yüzden Rabodon'u almakta o aşırı büyük sopayı almak zor olduğu için zor olabiliyordu. O yüzden kadeğini bitmeden burada aşırı büyük sopayı almış bir risk Bence mantıklı. E, ee, bunun, yapılı, yani bunun yapıldığını görüyordum ben. Evet alt koridorda yalnız Trial yakalanmış. Sıçrası var. Sıçrasıyla çıkmayı başarıyor. Russell orada kovalıyor Ketlin'i ama çok fazla düşürebilecek gibi değil. Caitlyn'in ultisi var. Hatta Q yeteneğini ama Viris arkadan gelmiş ve orada skor almayı başarıyor. Viris Katar her yerde. Bakalım Teokles düşürebilecekler mi orada? Teokles sıçra atıp çıkmayı başarıyor. Yani şu an 4-0'a geldi. 142 milyonla dakika 16'da çok iyi bir durumda şu an Viris Katar. Fab da burada orta koridor kulesine vurmaya çalışıyor olabildiğince. Bu arada geç oyun kompozisyonunda hani Caitlyn o zamanlar da geç oyunda güçlenen bir şampiyondu. Onu da belirtelim. Lee Sin, bu dönem gerçekten şu anki Lee Sin dövüşçü falan ya atıyorum geç oyunda bir şekilde güçlenebiliyor vesaire ya. Gerçekten söylüyorum o dönem geç oyunda hiçbir işe yaramıyordu şampiyon. Hani sadece böyle insek atıyordunuz, o işe yarıyordu. Bu arada o dönemlerde orman kampları olsun, herhangi bir şekilde ejderler olsun, onun sürelerini destekler falan tutuyordu. Hani ejderin çıkma sürelerini hesaplıyordunuz veya Baron'un ona göre hareket ediyordunuz. Şu an Willis katırdaki eşya şey değil mi? Tam olarak hatırlayamadım eşyayı arkadaşlar. Siz aşağı yorumlara yazarsınız. Eşyayı tam hatırlayamadım. Dediğim gibi hani şu şeye mi şey mi acaba bu rakibe basıyordunuz büyü direncini azaltıyordu birden burst atıyordunuz ölüm ateşin pençesi mi öyle bir eşya Yalnız Tom Lafap burada baya bir kapışıyor. İşte uzun süre aynı takımda oynadılar. Bu dönemlerde de büyük rakiplerdi. Gün pelerinin de eski eşya e, şeklini görüyorsunuz arkadaşlar. 6 0'a gelen bir viris katır var. Ölüm ateşi pencesiydi sanırım ya o viris katırdaki eşya. Yani ben öyle hatırlıyorum en azından. Bakalım yolobanlı bir şeyler deniyor orada. Arka taraftan gelen viris katır var ve burada tekrardan kule altını çok rahat bir şekilde yapıyorlar ve buradaki kuleyi de alacaklar. Bunun devamında ejderler falan geldiği zaman ya bu oyun HVA daha ne yapsın arkadaşlar? Bakın dakika daha 18'de 8000 altınlık altın farkı var. İnanılmaz öndeler. 601 Sindra, 811 hani 81 Draven'ları var. İnanılmaz güçlü. Burada ejderi bekliyorlar fark ettiyseniz. O dönemler sandalyelerin otuşlarında görüyorsunuz. Alt koridorlar önde, arkada da 3 kişi olarak oturuyorlar. ve ejderi de burada HVA tekrardan alıyor ve kadehi Beklediğimiz kadehi alıyor Viris katır burada. Gördüğünüz gibi. Teokles rakip ormana girmiş. Ejderi rakibin alacağını düşündüğü için. Evet, oyun dediğim gibi o dönemlerde oyunu kapatmak çok zordu. Özellikle koridor ittirme mekaniği olan şampiyonlara karşı şu an mesela Lissandra ile Caitlyn, buna benzer şampiyonlar mesela Zix o dönem çok kanser bir şampiyondu. Yani Orianna vesaire bunlar koridorları hızlı ittirebilen şampiyonlar olduğu için e, gerçekten oyun oyunu tutmakta baya bir işe yarıyordu bu şampiyonlar. Koridoru ittirmek çok çok önemli olduğu için. Şimdi HVA ormanda baya bir darlıyorlar. Darlıyor rakibi. Orman kamplarını falan vermemeye çalışıyorlar. Bir tane daha AMK Akıllıcı gelmiş. Bu arada Draven'da arkadaşlar gördüğünüz eşya bir pot var orada karışım. O karışım arkadaşlar bazen koridorda Renekton'a falan alınıyordu. Koridorda sizi çok güçlü hale getiriyordu o karışımda çokça alınan bir eşyaydı. Yanlış hatırlamıyorsam 350 altın kadardı. Crystal'dan güzel bir sıçra geldi orada Fab'ın tauntuna. Yalnız ee, orada Ketlin'in bir canı kalmış. Naru içeriye girmiş ama yaşaması çok mümkün değil. Ve HVA burayı da kazanıyor. 10.000 altına yaklaştı artık. Totemler takır takır atılmaya devam ediliyor. Çünkü desteklerden desteklere nazaran ormancılarda da burada totem ee, eşyası var özellikle Crystal'da o olduğu için arkadaşlar bir de tank eşyası kasmış Crystal bu, burada eee Yalnız Yanuz içeriye sıçrayla giriyor ama ne kadar mantıklı diyeceğim ölmesi çok ma hani doğru olmaz. Çok tank çünkü şu an. O zamanlar buraya kadar altını da yok yani öyle şey anlamında. Şu anki gibi öyle geri dönüşler falan aslında çok da yok ve HVA 10.000 altına ulaştırdı altın farkını. Arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam şu Dampi, Dampi'ye benziyor değil mi? Dampi büyük bir ihtimalle diye düşünüyorum. Burada da Kudret Abi var. Kudret Abi de zamanında HVA'nın, Galacticos'un menajerliğini yaptı. Burada gördüğünüz gibi işte eskiler abi. Yani adam kaç senedir bu sektörün içerisinde. Evet, bir duraklatma gelmişti o yüzden orayı gösterdiler. Şimdi maç tekrardan başladı. Bakalım şimdi her zaman söylediğim bu maçı analiz ederken Oyunu bitirme mekaniği yok. Oyunda oyunu bitirmek diye bir şey yok. Oyunu bitirmeniz için rakibi öldürmeniz lazım. Rakip de ölmeyikten vazgeçerse, derse ki biz ölmeyeceğiz. Ee, sıkıntı bu arada ölüm ateşi pencesi büyük ihtimal eşya. Bakın onu kullandı, Holy e tek attı. Büyük bir ihtimalle çok fazla hasar çıkartıyor. Syndra, Ahri bu tarz şampiyonları o eşyayı çok fazla alıyordunuz. Ve burada bakın hop orada direkt olarak tek atıyor. Ultisini kullanmasına gerek bile olmayabilir burada. Skor alındığı zaman baron güçlendirmesine falan daha erken gidilebilirmiş. Ee, mesela şu an mesela şu an EBA bu kadar altın farkıyla direkt olarak baron alabilir. Ha bu baron oyunu bitirmek için yeterli mi? Tartışılır. Çünkü baron güçlendirmesi baron Ha milyon, yani milyonları güçlendirmiyor dediğim gibi. Bakın Teoklesi kovalıyorlar. Yanlış abi. Senin de işin yok şu an. Senin gidip takım arkadaşına yardım etmen lazım. Bak burada Viris katır düştü mesela. Hop hata bir. Buraya kadar altını yine var. Ama şu anki gibi değil yani. Benim anlatmak istediğim şey hani şu an 1000 altın verirdi mesela o e, Viris veris katır öyle diyeyim. Evet ilk hata HVA tarafından geldi arkadaşlar. Bakalım oyunun ilerleyen zamanlarında neler olacak. Bu arada FAP şu an bayağı tank bir durumda. Onu da belirtelim. Şimdi Draven iyi bir durumda evet. Ama farm konusunda biraz zayıf kalmış oyunda. Çünkü Hani Holy Phoenix farmla beraber o skor aralığını bir tık da olsa kapatıyor. Çünkü 30 milyonluk, 35 milyonluk bir fark açmış. O yüzden de o aralık bir tık kapanıyor. Şu an Draven, ile aynı farm farmda olsaydı. Bu arada Baron güçlendirmesine bakar mısınız ya? Barona bakın abi. Evet, bence mantıklı hamleyi yapıyor şu an Eva. Barona girerek Caitlyn'in alt koridorda gördükleri için Caitlyn kule alıyor. HVA tarafı da baronu alacak. Dediğim gibi burada Baron yetenek gücü, işte saldırı gücü falan filan veriyor ama Diğerleri maalesef çok yok. Yalnız burada savaşı isteyen bir dark passage var. Bakalım FaB orada skoru almayı başardı ve Baron'u iptal etti ve Caitlyn alt koridordan ikinci kuleyi alıyor arkadaşlar. Bakalım Theokles düşürebilecekler mi? Çok düşürebilecekler gibi durmuyor. İçeriye sıçrayla girdi Theokles. Ultisini kullanıyor, biris katır ve orada düşürecekler. Aynen öyle oluyor. Baron'u alamadılar ama Alt koridordan Caitlyn iki tane kule aldı ve Caitlyn güçlenmeye devam ediyor. Burada Kenan Zayra'ya düşüyor arkadaşlar. Barona mı öldü orada ne oldu anlamadım ben. Ve Holy Phoenix güçlenmeye devam ediyor. 1-5 ama dediğim gibi eşya olarak Draven'la neredeyse aynılar. Neredeyse diyorum bakın. Tabii ki Draven önde ama. Bu arada bir tek Caitlyn'e ilk eşyaya bir dikılıç yapılıyordu galiba o zamanlar. Şimdi bu ejderi asla Dark Passage'e vermemesi lazım HVA tarafının. Çünkü Dark Passage'in altına ihtiyacı var. Bu altını bu ejderden alabilirler. O yüzden bu ejderi asla vermemesi gerekiyor ki zaten burada da gördüğünüz gibi kendileri alıyor. 225 altın alan kişi diğerine 190 altın verdi gördüğünüz gibi. 10'a 2 bir Draven, 8 bir bir burada Syndra görüyoruz. Oyun hala görüyorsunuz ortada. Ya oyun o dönemler ne kadar eksikmiş onu görüyoruz aslında. Ya bir takım oyunu bitirmek için yeterli şey Riot tarafından verilmemiş takımlara gerçekten söylüyorum. Bakın dümdüz orta koridordan koşuyorlar mesela. Böyle bir şey mümkün mü şu anki League of Legends'ta? Mümkün değil. Hop arka tarafta yakalanan bir Rutsel var. Bakalım orada düşecek mi? Sıçrayla çok iyi çıktı. Fab içeriye girdi. Fab'a kullanılan bir Vriskator ultisi ama çok da mantıklı değil gibi duruyor bana. Bakalım orada düşecekler mi? Vriskator yalnız E yeteneğini kaçırdı orada. Holy Todd da düşmedi ve Dark Passage buradaki ilk en önemli savaşını kazanmayı başarıyor. Şimdi bu takım savaşını ben analiz etmek istiyorum yavaş konumda. Şimdi kuleye vuruyorlar ama bu şekilde kuleye vurulmaz zaten. Hadi vurdunuz eyvallah. Rutsel'e Teokles'le Holitot vuruyor. Güzel. Şu an e, burada burada katır buraya yeteneğini kullandı gördüğünüz gibi. Yanlış bir. Buraya kullanmak yerine buraya kullanıp Holy falan takım savaşından dışarı getirmesi gerekiyor. Çünkü Holy Phoenix burada Ratzle, Rutsel'e vurmadığı sürece Burada bu Teokles'e düşmez. O yüzden de hani burada mesela Namin geldiği gibi Sindra'nın da e, buraya gelse çok daha iyi olur. Burada atıyorum Fab içeriye giriyor. Fab'a ölüm ateşi pençesi geliyor. Ulti geliyor Fab'a. Bu da yanlış. ikinci yanlış bence katır tarafından. Çünkü hani Fab zaten çok tank. Büyü direnci çizmesi sihir içeni olan bir oyuncu. O yüzden de bunu yapmak yerine mesela ultiden çıkan şu anki Naru'ya atılıp Naru öldürülebilirdi. Tabi zonyası varmış. Orası ayrı konu. Veya ultisi bekletilip, ultisi elinde tutulup o şekilde Holy Phoenix'in falan içeriye girmesini ee, yani içeriye girmesini engelleyebilirdi diye düşünüyorum ben. Ama burada e, Dark için takım savaşı kompozisyonu biraz ağır bastı bence ve Naru'nun oynadığı Lissandra'nın da gücünü bu takım savaşında hafif görmüş olduk. Ve Dark Passage kuleleri almaya başladı. Zaten 8.000-9.000 altınlık fark buradaki altın farklı altınlarla Ketlin'in farmdaki üstünlüğüyle arkadaşlar hani 3000 altına kadar düşmüş durumda. Dark Passage kuleleri tanklayıp burada kule alıyor. Baksanıza o Holy Phoenix'e. Trekt olarak Crystal orada kovalıyor. Bakın o zamanlar buradan geçiş yok. Şimdi o zamanlar Holy Phoenix zaten gerçekten iyi bir nişancı. O zamanlar da gerçekten şu anda çok iyi. O zamanlar da 171 mesela Holy Tot var. 2-6 var. Fabla Holy Phoenix şu an takımın şu an bu dakikada oyunda tutan iki oyuncu bence. Viris Cutter'dan şu an hiçlik değneğin geldi. Çünkü az önce Şen'e hasar vuramadığını fark etti büyük ihtimal. Ve HVA tarafından bir baron daha. Şimdi benim HVA'nın barona girmesi gerekiyor dediğim noktada 9000 altınlık bir fark vardı. Ama HVA'yı barona sokma sebebim şuydu. HVA barona girip rakibi çekip rakiple savaşmak isteyecekti. Böyle olmadı. Bir şekilde oradaki savaştan Dark Passage okey çıktı. iyi çıktı. Baronu iptal ettiler. Ve böylelikle maçı uzatıyorlar. Bu arada hayalet dansçı geldi. burada Holy Phoenix'ten. Phoenix iyice güçlendi. Rootsel'in de Draven'ın da ebedi kılıcı bitmiş. O Teokles yakalandı yalnız burada ölüm atış pençesi de kullanıldı ve burada Teokles çok bedava skor oluyor arkadaşlar. Bakalım Holy Phoenix yine alt koridora gidiyor. Çok fazla minyon dalgası var. Rakip ormancı öldü. Şu an baron zamanı artık. Artık baron zamanı. Orta koridoru bir şekilde ittirip Caitlyn alt koridorda minyon kesiyor zaten. Bir şekilde baronu alırlar. Bu arada Zayra'daki felsefe taşı var. Zayra'nın felsefe taşı arkadaşlar dakika başına saniye başına mı ne altın veriyordu size. Viris Cutter'dan orada Zyra ultisine atılan bir sıçra ve burada büyük bir ihtimalle bunu alacaklardır diye düşünüyorum ben. Baron yalnız bayağı fazla hasar vuruyor ve yine alamıyorlar. HVA tarafı yine alamıyor. Şimdi burada Baron'a girmek yerine yine rakibin gelmesini bekleyip rakiple savaşmaları çok daha iyi olurdu ve burada Rutsel'i yakalıyor burada Naru ve Rutsel direkt düşüyor. Naru bence kendisini kullanmayıp rakibe kullansa daha iyiydi orada ultisini. <laughs> ben öyle düşünüyorum en azından. Polyphenix de diğer tarafta risk katırı düşürdü. Ve arkadaşlar altın farkı yavaş yavaş düşüyor. Üst koridor ikinci kulesi düşecek şimdi. Ketlin farm yapmaya sağda solda bir şeylere bulmaya devam ediyor. Ve şu an barona vuracaklar arkadaşlar. Ketlin de Trundle barona vuruyor. Shen de burada devam ediyor. Shen'in zaten ultisi var. 17. seviye olmuş. Ve Ketlin gördüğünüz gibi barona takır takır vurmaya başladı. Burada barona alan taraf Dark Passage olacak gibi duruyor. Yalnız Crystal geldi buraya. Bakalım onu nasıl kovalayacaklar buradan. Fab buralarda bir şeyler deniyor. Triyeli yapışmış. Bakalım Triyeli düşürebilecek mi? Ama Dark Beast tarafı da Baron'dan çıkmak zorunda kalıyor. O dönemler hak veriyorum abi. Şimdiki League of Legends gibi değil ki. Şimdi kaç senedir oynuyoruz oyunu. Çok daha fazla öğrendi insanlar. O dönem böyle işte rakibi çekelim, baron alalım falan mantıkları öyle çok fazla yoktu yani. Şu olsa mesela HVA bugün oynasalar o altın farkından HVA yenebilir maçı. Atıyorum bugün olsa derken yani şu anki tabii ki Holy Phoenix falan çok ayrı oynuyor oyunu. Hani şu anki League of Legends o dönem olsa gibi düşünebilirsiniz. Ve burada Naru'ya atılan bir ulti ama Naru kendi kafasına ultisini kullanıp oradan çıkmayı başarıyor. Keşke Caitlyn'e kullanılsa o ulti. Evet altın farkı artık bu dakikayı da koyduğumuz için işin içine gerçekten altın farkı yok denilecek kadar artık az arkadaşlar. 280 milyona ulaştı bir risk bu arada. Ya burada Draven'ın farmı çok az kalmış ya. 160 farm çok az yani 32 dakikada Tamam eyvallah skor falan aldı ama farm yapmış olsa gerçekten taşıdı. Bu arada eski son fısıltıyı da Caitlyn'le gördük. Ee, yani gerçekten mazi gözümde canlandı. Eski son fısıltı da gerçekten hoş duruyordu. Evet orada bir tane... Karışım geldi Sindra'dan. Evet Baron'u kimse alamıyor. Ejderler bir şekilde hani HVA tarafından alındı bu dakikaya kadar. Şu an Dark Passage artık oyuna hakim. Ve Dark Passage burada alıyor. Eski Randuin geldi burada Fab'dan. Fab tanklık konusunda inanılmaz bir seviyeye ulaşmış durumda. Büyü direnci hat ee, yani her şey çok iyi durumda. Holy Tota bir tek geliyor orada. Teokles ne yapıyor? Rak rakip takımın içine girdi burada. Hiç mantıklı bir hareket değil. Ve burada Teokles Crystal'ın tekmesine düşen isim oluyor Naru. Bunlar olurken üst koridordan kuleyi alıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üst koridor inhibitor kulesini alıyor. Fabda rakibini üst'e döndürmemek için elinden geleni yapıyor burada ve buradan Naru kuleyi alamadan çıkıyor. Bakın Evan skor alıyor ama o bir şeye dönüşmüyor. Gerçekten dönüşmüyor. En büyük problem bu. Yalnız burada Naru içeriye girmiş. Bakalım. Ee, Nami ultisi de kullanıldı. Zonyası var mı? Kenen'in bakıyorum. Zonyası da yok ve Naru orada skoru alıp çıkmayı başarıyor. Evet orada kırmızı güçlendirmeyi alan bir Holy Phoenix var. Yalnız görüş var orada. katır direkt olarak sıçrasını kullanıyor. Bakın Shen ultisi falan hiçbir şekilde işe yaramadı. Syndra içeriye girdiği gibi skoru almayı başarıyor arkadaşlar. Shen ultisi geldi. Bariyerini kullandı. Ona rağmen orada Holy Phoenix düşüyor arkadaşlar. Syndra'nın da gücünü görüyorsunuz. O ölüm ateşi pençesinin... İnşallah ismini doğru söylüyorumdur bu arada... Ya şu an Olyfinix Baron'a girseler diyeceğim. Shen'le Lissandra var. Yine sıkıntı. Ve Lissandra'da da artık o eşya adam var. Ve Lissandra'nın da tek atma potansiyeli çok çok yüksek. Artık orta koridordan gelip dakikalardır almaya çalıştıkları ve alamadıkları buradaki inhibitöre vuruyorlar. Ve Rutsel burada almayı başarıyor inhibitör kulesini. Ama devamını getiremeyecekler maalesef ki. Naru içeri girmeye çalışıyor ama bir şey çıkmıyor oradan. Oo yalnız burada Naru Viris Cutter'ı yakalıyor. Hiçbir şey yapamıyor Viris katır ve teki yiyor. Bir duraklatma geliyor. Naru'nun tekinden sonra duraklatma geldi. Duraklatmadan sonra tekrardan buradayız. Şu an Viris katır Rabadon'un bitti artık. Çok fazla güçlü arkadaşlar. Holitot'tan kötü bir sıçra geldi orada. Holitot da zaten şu an Sindra'ya karşı oynadığı için hani her gördüğü yerde tek yiyor. Yapabileceği çok da bir şey yok. Viris katır sıçrayla gitmeye çalışıyor ama yeterli olmuyor ve sıçrası gitti burada. Fab bunlar olurken alt koridoru ittirmeye devam ediyor. Alt koridordan e, yaldır yaldır geliyor. HVA'nın ya burada savaş istemesi ya da birisini alt koridora göndermesi lazım. Ama HVA buradan bir şeyler istiyor. Ve Naru içeriye direkt olarak girdi sıçrayla. Çünkü Zonyas'ın olduğunu biliyor. Arka tarafta Holy Todd tek tekledi ama Catelyn'de Viriz katırı teklemeyi başarıyor. Holy Phoenix Aramaya devam ediyor arkadan. Fab da arkada Rutsel'i darlamaya devam ediyormuş. Bakalım orada Fab yakalamayı başarıyor Rutsel'i ve onu da düşürüyor arkadaşlar. Naruto'nun dönüş koridoru ışından geliyor. da burada inibitörü almayı başaracak ve takım arkadaşları da baron almayı başarıyor gibi duruyor. Ve inibitörü burada Naru aldı. Hatta oyunu bitirmeye yani veya en azından bir kule almayı başarır gibi geliyor bana. Bu arada takım arkadaşları gelseymiş burada oyun bitecekmiş gibi bence. Yani sadece Ketlin var. 17-18 saniye var. Naru tek başına neredeyse oyunu bitirecek burada. Takım arkadaşları Baron alıyor ama yani buraya gelselermiş oyun bitecekmiş. İşte bu da o zamanın tecrübesizliği. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi Naru da elinden geldiğince kuleye vurdu. Ve oradan çıkıyor arkadaşlar. Ve işte o beklenen evet, an geliyor. Virüs yani Cutter hızlıca bakım, buraya geliyor. Naru'yu yakalamaya mi? çalışacak. Naru üzerine atlıyor Virüs Ve Naru Aa, burada tekiyor tek yiyor arkadaşlar. Bantıyor. Evet burada Viris katır tek yiyor arkadaşlar bravim, bravim, işte trabim, o beklenen an da 41. dakikada Öyle geliyor. 41 dakika boyunca Viris katır bence çok iyi şeyler yapmış maçı analiz ettiğimiz zaman bence gerçekten iyi oynamış hatta bu maç özelinde birkaç hata dışında mükemmel bir maç çıkartmış ama sonuç olarak adam bir tane orada hata yapıyor tabi alt koridorda da tek yedi ama üst koridordaki daha böyle ünlü olan bir tek yeme. O yüzden de biz onun için analiz ediyoruz tabii ki. Ama Viris Katır bence genel oyun anlamında bayağı bir iyi oyun sergilemiş. Mantıken düşündüğümüz zaman farmı iyi, koridorlarda iyi yapmış. Sadece o ultilerini yanlış kişilere kullanmış ve o zamanlar oyunu bitirme mantığı çok da yaygın olmadığı için kitle kontrolü bol olan takım kazanmış gibi düşünebiliriz. Bence Kenan seçimi biraz HVA tarafında işe yaramadı gibi geliyor bana. Kenan'ı maça dahil edemediler gibi geliyor. Kenan sürekli Shen'le uğraştı. Shen'i de yeteri kadar geri düşüremedi. Düşüremez zaten. Ve burada Dark Passage 3-0'lık galibiyetin kazanmış. işte galibiyeti elde etmiş oluyor final maçında. İyi ki varsınız, cansınız. Bu seriyi de analiz ettiğimize göre gerçekten Hani ne bileyim insan özlüyor bu zamanları gerçekten. Eğer bu tarz böyle abi işte dünya şampiyonasında MSI'da işte Türkiye'de şöyle bir maç vardı böyle bir maç vardı diyorsanız yorumlara yazın. Biz de o maçları da analiz etmek boynumuzun borcu diyelim. Bu işe bir kere başladık bu işe bir kere taş koyduk devamını getireceğiz. Ne kadar maç getirirseniz ben analiz yapmaya devam edeceğim. İyi ki varsınız cansınız kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz de çok mutlu oluruz. Naru'nun Ferit'e tek attığı maçın analizini Herkes görsün tekrardan. Görüşmek üzere. İyi ki varsınız cansız.